Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 19 Ağustos'ta Türkiye saatine göre gece 21.26'da 27 derece Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Bu yılın en güçlü, en sert dolunaylarından biri. Çünkü gökyüzünde çok sayıda zorlayıcı açı kalıbı olduğunu görüyoruz bu dolunayda. Her dolunay olduğu gibi tabii ki bir şeylerin netleştiği, görünür hale geldiği, dikkat çekici gelişmelerin arttığı, hayatımızda da bir şeylerin olgunlaştığı, sonuçlandığı bir süreçte olabiliriz. Farkındalıklarımızın artabileceği, güçlü uyanışların olabileceği bir dönemdeyiz. Bunlar kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da çok dikkat çekici olabilir. Kova zaten toplumsal bir burç biliyorsunuz. Hava elementinin sabit niteliklerini taşıyor. Klasik yöneticisi Satürn, modern yöneticisi ise Uranüs. Kova topluluklarla ilgili, insan topluluklarıyla ilgili, sosyal konular, evrensel konularla ilgili. Dolayısıyla kitleleri etkileyebilecek her türlü motivasyon, duygusal, ruhsal, bunun yanı sıra tabii ki toplumsal olabilecek, jeopolitik olabilecek, ekonomik olabilecek her türlü konu bu dolunayda biraz daha görünür hale gelebilir. Özellikle grup etkileşimlerinin, aynı inancı, aynı düşünceye bağlı insanların bir araya geldiği her türlü aktivitenin, bunda organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, hayatlarımızda arkadaş grupları, işte ekip çalışmaları ve benzeri her türlü insan grupları ile ilgili. Ve Kova burcu biliyorsunuz insanlığı evrensel olarak etkileyecek, onu ileriye taşıyacak, gelecekle ilgili bir burçtur. Dolayısıyla hem kültürel anlamda, hem sosyal anlamda, hem ekonomik anlamda, bilim, teknoloji ile ilgili alanlarda olan tüm gelişmeler yine Kova burcuyla ilgili kabul edilir. Özellikle sabit burçlarımız bu dolunaydan çok güçlü etkiler alacaklar. Evet, kovalar, aslanlar başta olmak üzere boğa ve akrep burçları. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuz kova, aslan, boğa ya da akrep burcundaysa ve bu burçların özellikle 22 ile 30 dereceleri arasındaysa, yani son dekanlardaysa çok daha önemli etkiler alabilirsiniz. Tabii ki al haritasına baktığımızda sabit burçlardaki bu yerleşimler dışında çok güçlü yine gezegen pozisyonları görüyoruz. Satürn balık burcun 17 derecesinde, Jüpiter ikizler burcun 17 derecesinde ve yine Venüs 18 derecede Başak burcunda, Mars yine ikizler burcunda. Dolayısıyla değişken burçlarda da önemli bir T açı burada kalıbı var. Bu durumda değişken burçların da özellikle ikizler, yay, balık, başak burçlarının 12-20 derece aralığı bu önemli açılar nedeniyle, gezegen geçişleri nedeniyle tesir alabilir bu dolunayda. Gördüğünüz gibi çok sayıda açının, çok sayıda önemli gezegen pozisyonunun olduğu bir dolunay. Dolayısıyla çok daha geniş kitleleri etkileyebilecek durumlardan burada bahsedebiliriz. Evet, Türkiye'ye göre an haritasında yükselende Koç burcu var. Kuzey düğüm Koç burcunda. Koç terazi aksında tutulmaları yaşıyoruz biliyorsunuz. 8 Nisan'da meydana gelen o güçlü 19 derece Koç burcundaki güneş tutulmasının tesiri hala devam ediyor. 2 Ekim'e kadar da devam edecek aslında görünür bir şekilde. Dolayısıyla o dönemde de bu o videoda da bahsettiğimiz üzere gündemimizde Koç burcu sembolikleri var. Bunlar savaş enerjisi, mücadele enerjisi taşıyor. Liderler, yöneticiler daha fazla dikkat çekiyor. O dönemden bu yana da dünya üzerinde artan bir savaş enerjisi var. Bununla birlikte liderlerle ilgili dikkat çekici gelişmeler oluyor. İşte suikastler oluyor. Önemli liderlerin ölümlerini, kayıplarını gözlemliyoruz. Şimdi burada yükselende de Koç burcunun olması biraz daha tabii ki ülkemiz içinde özellikle liderler, yöneticiler biraz da asker ve askeri konularla ilgili alanlara ya da askeri alandaki hareketliliğe dikkat çekebilir. Evet, Koç'u Mars yönetiyor. Mars ikizlerde Jüpiter'le birleşiyor. Enerjinin çok yoğun, kontrolün zor olduğu bir dönem. Jüpiter her şeyi büyütür. Mars'la birleşince Mars'ı da büyütüyor. Mars burada hareket demek, eylem demek. İkizlerde biraz iletişim ve tabii ki burada
bilgi trafiği anlamına geliyor. Konuşmak, bir şeyleri söylemek, anlatmak söz konusu olabilir. Jüpiter biraz kontrolsüz konuşmalar, kontrolsüz sözler olabilir. Ancak Satürn'ün burada tam açısı engelleyici, kısıtlayıcı, sıkıntı çıkaran bir pozisyonda. Dolayısıyla söylemlerimiz nedeniyle bilgi akışında olabilecek kısıtlamalar da olabilir. İşte iletişim platformlarında örneğin burada bazı baskılarla, daha fazla kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Ya da bilgi trafiğinde gizlenen bilgilerle birlikte paylaşılan belki yanlış bilgilerin zorlayıcı konuları söz konusu olabilir. Dolayısıyla kontrollü olmamız gereken ve daha dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Evet, gökyüzünde önemli bir açı kalıbı var. 27 derece Kova burcunun tam karşısında 27 derece Aslan'da yerleşen Güneş. Güneş'le birleşen Merkür gerilemekte. Ve burada tabii ki bu önemli karşıtlığın tam ucunda yerleşiyor. Ve aynı zamanda Boğa burcundaki Uranüs'ün de Güneş ve Ay'la yaptığı tam kare açı var. Tam açılar, tam derece açılar en güçlü, en sert açılardır. Üstelik bu bir T kare. Yani en sert açı kalıplarından birisi. Fokal gezegen Uranüs. Uranüs biliyorsunuz bir süredir zaten Algol yıldızıyla birlikte şiddet, yıkım, savaş, ölüm, tehlikelerle alakalı ilişkilendirilen güçlü bir yıldız. Ve burada yine fokal gezegen olarak karşımıza çıkıyor. Güneş Alpart yıldızıyla birleşmiş durumda. Bu aslında sanatsal enerjiyi çok güçlendiren bir yıldızdır. Büyük hırs, kararlılık, tutku verir. Ama yüksek hırs dolayısıyla sert ve kontrolsüz güç de ortaya çıkarır. Yani gücü elinde bulunduran kişilerin ya da yapıların sert ve kontrolsüz gücünü, baskılarını burada gözlemleyebiliriz. Merkür Aslan'da Güneş'le birlikte zaten Güneş tarafından yanık durumda, aynı zamanda retro ve yerleşim olarak da burada daha bir sıkıntılı. Merkür aklımızı, karar verme gücümüzü yönetiyor, zihnimizi yönetiyor. Merkür yanıkken çok da olaylara objektif bakamayız, rasyonel bakamayız. Egosal değerlendirebiliriz her şeyi. Yani kendi penceremizden bakabiliriz. Kendimizin haklı olduğunu düşünebiliriz. Özellikle aslan gibi egosu güçlü bir burçtaysa bu. Tabii ki ben haklıyım. Benim isteklerim doğru. Benim istediğim olacak tarzında bir bakış açısı. Karşımızdaki kişilerin beklentilerine, düşüncelerine olan tahammülsüzlük, anlayışsızlık burada zorlayıcı bir pozisyon yaratabilir. Yanlış kararlar, hırsla verilen kararlar, akılla, mantıkla değil de, rasyonel değil de, daha dürtüsel şekilde verilen kararlar, uygulamalar, dolayısıyla sonuçta tehlikeli durumlar, riskler burada oluşturabilir. Bunu her alanda görebiliriz. Yani ilişkilerimizde, parasal konularda, yönetim alanlarında, sosyal alanlarda, her alanda bu bakış açısı hayatlarımıza bu dolunayda çok etkili olabilir. Tabii ki gücü yönetimi elinde bulunduran kişilerin, yapıların burada çok daha hassas, çok daha dikkatli olması gerekir. Çünkü onların vereceği kararlar, onların atacağı adımlar toplulukları, kitleleri ve insanlığı etkiliyor. O yüzden de belki biraz daha sosyal alanlarda, daha kolektif alanlarda zor bir dolunay olduğunu söyleyebiliriz. Ay 27 derece Kova'da Cina yıldızı ile birleşmiş durumda. Bu yıldız aslında başarı verebilen, insana ödül veren, insanı en yükseklere çıkarabilen bir yıldız. Ancak sınav da verir ve sınavın başarısız olması durumunda örneğin işte ego yapılabilir, bencil davranılabilir, aşırı hırs olabilir. Bu durumda yüksekten düşmek, işte başarının ardından gelen başarısızlık gibi durumlar yaratabilir. Bu bir statü kaybı, bir sosyal kayıp olabilir. Aslında bu yüksekten düşme mecazi olabileceği gibi gerçekten yüksekten düşme şeklinde tehlikeli durumlar yaratabilir. Çünkü bu yıldız dağlar, tepeler, yüksekler, gökyüzüyle falan da alakalı. Yani bu bir kaza sonucu oluşabilecek bir düşme olabilir. Aynı zamanda tabii ki bu kitlesel bir dolunay dedik. Uranüs gibi bir kışkırtıcı gezegenin etkisiyle gerçekten önemli büyük hani insan toplulukları etkileyebilecek doğa olayları, felaketler, işte deprem gibi durumlar muhtemelen hani dünyanın bir yerinde çok güçlü bir deprem oluşturabilir. İşte
yanardağ patlamaları gibi konular artabilir ki bunları zaten görüyoruz. Bunlar başladı. Bu dolunay biraz daha bir şeyleri büyütebilecek bir etkide ya da etkilerini arttırabilecek bir durumda. Aynı zamanda gökyüzüyle alakalıdır Kova burcu. Yani gökyüzü, uzay, astronomi, tabii ki hava yolları, uçaklar. Şimdi burada bir önemli uçak kazası olabilir. Uydularla ilgili bir sıkıntı olabilir. Teknolojiyi yönetir Kova burcu. Dolayısıyla teknoloji alanında, internet alanında bazı arızaların, sıkıntıların olması ya da hani dedik yani gücü elinde bulunduran kişilerin burada baskılayıcı tutumlarıyla olabilecek bazı kısıtlamalar, engeller, hayatımızda baskılar. Hani bunlar iletişim alanında, dijital alanlarda da olabilir ya da doğa olayları nedeniyle böyle bir teknolojik sıkıntı olabilir. Siber suçların artabileceği bir dönem. Mars ve Jüpiter ikizlerde, yani ikizlerin içinde biraz böyle yalancılık vardır, kandırma, hırsızlık, dolandırıcılık gibi etkiler vardır. Üstelik Merkür de zararlı olduğuna göre burada özellikle internet üzerinde olabilecek her türlü sıkıntı, e-ticaret ve buradaki alışverişlerde olabilecek problemler, tabii ki siber suçlar, siber saldırılar, hackerlıkla ilgili hani problemler, kitlesel olarak etkisinin görülebileceği durumlar özellikle biraz daha dikkat gerektiriyor. Elektrik ve elektronik araçlarda olabilecek zararlar, elektrikten gelebilecek kazalar, yani buna işte elektrikli hava olayları da yıldırım düşmeleri gibi sayabiliriz ya da işte direkt elektrikten gelebilecek kazalar, elektrikli araçlarla ilgili arızalar ve benzeri konuların yine öne çıkması mümkün. Şimdi tabii burada sağlık konularına gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten çılgın bir dolunay bu. Zaten Uranüs olan yerde hesapsız, kontrolsüz durumlar, sürprizler, ama bu dolunay biraz ani ve sert sürprizlerle alakalı. Dolayısıyla dikkat gerektiriyor. Hem vücudun elektriksel sistemi, nörolojik olaylar, ani hani bazı sinir sistemiyle alakalı krizler, işte dolaşım sistemi, kalp problemleri özellikle. Bakın burada Aslan burcunda Merkür geriliyor, Güneş orada, Uranüs karesi var. Tansiyonla bağlantılı nörolojik problemler, kalp krizleri dikkat çekebilir. Özellikle sağlık problemi olanların, yaşlı kişilerin, işte hasta kişilerin dolunay ve dolunay yakınlarında çok dikkatli olmasına fayda var. 15'inden itibaren dolunayın sert enerjileri çok fazla gündeme gelebilecek gibi görünüyor. 15-25 Ağustos arası özellikle üst seviyede dolunayın bu sert etkileri etkili olabilir. Dolunay tüm dünya için önemli etkiler getirebilir dedik ve özellikle tabii ki jeopolitik olayların bu dönemde sertleşmesini bekleyebiliriz. İsrail ve Orta Doğu bölgesindeki savaş enerjileri artabilir. Daha dengesiz diyelim, kontrolsüz, dürtüsel, daha sert, şiddetli olaylarla karşılaşabiliriz. Amerika'nın haritası çok etkileniyor. Eğer araştırdıysanız Amerika'nın horoskopunda Ay 27 derece Kova. Bu dolunayda 27 derece Kova burcunda olacak. Dolayısıyla Ay halkı etkilediğine göre Amerika toplumunu, özellikle halkı etkileyebilecek gelişmeler söz konusu olabilir. Uranüslü bir dolunay, özellikle devrimlerin, isyanların, topluluk hareketlerinin öne çıktığı bir Kova burcunda söz konusu olması burada halkın çok tepki gösterebileceği durumlara yol açabilir, özellikle Amerika'da. Temmuz ayında Trump önemli bir suikastla karşılaştı ve atlattı. Ancak tehlikenin devam ettiğini söyleyebilirim. İkizler burcu Trump, o da bir dolunay haritasıyla dünyaya gelmiş. Yükselen burcu Aslan. Dolayısıyla bu Aslan Kova aksındaki dolunay Trump'ın haritasıyla birebir örtüşüyor ve üstelik riskli bir şekilde örtüşüyor. Algol yıldızının da zaten çok önemli bir etkisi var. Dolayısıyla bu suikast girişimi tekrarlanabilir. Böyle bir risk görüyorum. Böyle bir durumda tabii ki yine halk üzerinde çok önemli tesirler olabilir. Aynı şekilde yine burada Trump'a karşı seçimler öncesinde belki diğer partide işte Kamala Harris'in yanına Michelle Obama gibi başka bir yardımcı
politik kişilik gelebilir. Yani bunun biraz yine Trump üzerinde etkisi olabilir. Bu da halkı etkileyebilecek bazı yine kitlesel durumlara, davranış değişikliklerine sebep olabilir. Dolayısıyla Amerika üzerinde özellikle halk hareketlerinin, halkın tepkisel durumlarının çok fazla artabileceği hızlı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Gerçekten burada Trump da çok öne çıkıyor. Bunu söyleyebilirim. Doğa olayları tabii ki her zaman risk içerisinde tüm dünya üzerinde. Hava şartları ile ilgili konular Kova dolunayında çok artabilir ama burada Uranüs Boğa'da olduğu için ve Argol etkisi olduğu için biraz bu isyankar, kışkırtıcı, patlayıcı enerjinin daha çok doğada, daha çok toprakla ilgili olması mümkün. Son zamanlarda birkaç yıldır belki dikkat çekici, özellikle 8'in üzerinde deprem olmadığı için böyle olasılıklar, beklentiler var. Yani bu dolunayın böyle bir büyük depremi tetikleme olasılığını da yüksek görüyorum açıkçası. İnşallah tabii ki olmaz, can kaybı olmaz. Ülkemiz için de inşallah, ülkemize yakın yerlerde de olmamasını diliyorum. Ama ne yazık ki gökyüzündeki işaretler çok iç açıcı değil. Bireysel hayatlarımızda ne yapabiliriz? Dolunay tabii ki bizi de sinirsel olarak etkileyebilir. Zaten hayatımızda sinirlenecek çok mevzu oluyor. Yani dürtüsel davranmayacağız. Sakinlik, esneklik. Burada kişisel mücadele yapmadan, gurur yapmadan, işte bencilce davranmadan, inatlaşmadan, sabit, o hani vardır ya bazen sabit düşünceler, sabit fikirler böyle baskı yaratır ama değiştiremeyiz. Burada gerektiğinde esnemek gerekiyor. Bizim için doğru olmayan bir yoldaysak ya da bir şeyler yanlış gidiyorsa belki yol değiştirmemiz lazım. Farklı bir bakış açısı gerekiyor. Bitirmemiz gereken bir şeyi belki hayatımızda bitirmemiz gerekiyor. Bitmesi gerekiyor. Israrla tutunuyoruz belki bitmesin diye ama onu bitirmemiz ve hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Hani bu herhangi bir şey olabilir. İş olabilir, ilişki olabilir, herhangi bir davranış kalıbı, bir düşünce kalıbı olabilir. Burada sıkı sıkıya tutunup inatlaşırsak sıkıntı artar. Buradaki baskı artar. O yüzden farklı bir bakış açısında olmamız, farklı bir yol izlememiz, gereken esnekliği göstermemiz gerekiyor. İlişkilerimizde tahammüllü olmamız gerekiyor, sabırlı olmamız gerekiyor. Karşımızdaki kişilerin duygularına, beklentilerine karşı empatik olmamız, anlayışlı olmamız gerekiyor. Aksi halde dolunayın baskısı artabilir, sıkıntıları artabilir. Bunun duygusal olarak, bedensel olarak bize geri dönüşleri negatif olabilir. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamak için gerçekten burada bilinçli olmamız gerekiyor. Çünkü farkındalıklı olursak her şeyi iyi yönetebiliriz. Ama farkındalık düşerse dolayısıyla gökyüzündeki bu sert pozisyonlar, sert enerjiler bizi olumsuz etkiler. Ama bilinçli insan duygularını, düşüncelerini kontrol edebilen insandır. İşte bu dolunay bizden bunu bekliyor. Bununla birlikte kendi irademiz dışında oluşabilecek negatif enerjilere karşı mümkünce koruma sağlayalım. Hani dualar edebiliriz, işte yaşadığımız mekanları arındırabiliriz, sadaka verebiliriz, hayvanlara yardım edebiliriz ve benzeri. Yani bu tarz olumlu enerjiler, pozitif enerjiler üzerimizdeki, etrafımızdaki negatif enerjileri sağaltmak için de bize çok destek olabilir. Şimdi yükselen burçlarınıza göre özellikle dolunayın tesirlerinden bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Evet, 2024'ün en güçlü ve en sert dolunayından birini yaşayacağız 19 Ağustos'ta. Bu nedenle bu videonun lütfen giriş bölümlerini, genel bilgilendirme bölümlerini de izlemenizi öneririm. Şimdi Kova Dolunayı sizin 11. evinizde olacak. Türkiye'de yükselende an haritasında koç var. Dolayısıyla biraz koç burçları buradan etki alıyorlar. Aynı zamanda zaten kuzey düğüm yönü, tutulma aksı da Koç'ta biliyorsunuz. 11. ev çok zorlayıcı bir ev alanı değildir yaşamımız ama geleceğimizle ilgili planlarımız, düşüncelerimiz, umutlarımız, girişimlerimiz, dileklerimiz bunlar 11. evle ilgilidir. Bu dolunay bazı hayallerinize, bazı beklentilerinize, daha önce de emek harcadığınız konularda, hani sonuç beklediğiniz alanlarda size sonuçlara verebilir. Amaçlarınıza ulaşabilirsiniz. Bu bir başarı getirebilir. Kariyerde, işte, toplumsal alanlarda dikkat çekebileceğiniz, maddi manevi ödüller, başarılar alabileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. Kişisel haritalarınız destekliyorsa. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa ve özellikle hava burçlarında, ateş burçlarında daha çok gezegeniniz varsa olumlu etkiler artabilir.
Ancak kendi içinde sert bir dolunay olduğu için özellikle sosyal alanlarınızda, arkadaş ilişkilerinizde beklenmedik bazı ani gelişmelerin olması mümkün. Bunlar stresler oluşturabilir. Bir anda tabii ki bazı fikirlerin, düşüncelerin, geleceğe ait planların değişmesi de mümkün. Eğer yolunda gitmeyen bir şeyler varsa, hayatınızda maddi manevi bir kısıtlanma ve sıkıntı hissediyorsanız demek ki farklı bir bakış açısı belirlemeniz gerekiyor. Beklentilerinizi değiştireceksiniz. Yeni bir proje olabilir bu ya da üzerinde çalıştığınız, uğraştığınız işte farklı bir uygulama olabilir. Bir şeyleri değiştirmeniz gerekebilir. Farklı bir yol alabilirsiniz. Biraz daha inisiyatif alabileceğiniz bir dönemdesiniz açıkçası. Parasal konularda şans faktörüne dikkat edin. Çünkü Uranüs para evinizde olduğu için parasal iniş çıkışlar artabilir. Eğer böyle borsa gibi spekülatif alanlarda hareketliyseniz, beklentileriniz varsa riski iyi yönetin. Çünkü ekonomik alanlarda jeopolitik olayların etkisiyle de birlikte dolunayda çok fazla böyle hareketlilik olabilir. Stresler artabilir. Hızlı iniş çıkışlar, yön değişiklikleri çok olabilir piyasalarda. Bu durum sizi bireysel olarak etkileyebilir. Eğer hayatınızda böyle bir şey varsa. Para konularında şansa çok güvenmeyip dikkatli olmamız gerekiyor. Temkinli olmamız gerekiyor. Merkür de retro olduğu için çok ani kararlar vermemek. İşte önemli alışverişler yapmamak. Parasal böyle hızlı kararlarla parasal anlaşmalar yapmamak. Borçlanmamak sizin için daha önemli olabilir bu dönemde. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, evet, yılın en önemli, en güçlü ama en sert dolunaylarından birisi, belki de en sertini yaşayacağız 19 Ağustos'ta. Üstelik sizi de çok önemli şekilde etkileyebilir çünkü sabit burçlarımız birinci planda etki alıyorlar. Burcunuzdaki Uranüs'ün söz sahibi olduğu oldukça elektrikli, kışkırtıcı, tabiri caizse çılgın bir dolunay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa, yani son dekandaysa, 20 ile 30 derece arasındaysa bu dolunaydan daha önemli, güçlü etkiler alabilirsiniz bireysel olarak. Aslında toplumsal alanlarda kolektifi etkileyen, dünyayı etkileyen güçlü olayları tetikleyebilecek bir dolunay bu. Kariyer evinizde olacak. Yani bu biraz daha geleceğinizi etkileyecek. Toplumdaki statünüz olabilir, işiniz, mesleğiniz olabilir. Ailevi konular ya da ebeveyn ilişkileriniz, onlarla ilgili konular olabilir. Buralarda bazı sert, hızlı gelişmeleri, dönüşümleri gündeme getirebilir bu dolunay. Bu bir beklentinizin sonuçlanması da olabilir. Örneğin hani bir işten ayrılabilirsiniz, bir işle ilgili mesleki bir karar verebilirsiniz. Yer değişikliklerinin olması mümkün. Uranüs etkisi hızlı değişimler getirebilir hayatınıza. Biraz risk alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ancak böyle gözünüzü karartıp çok fazla deli cesaretiyle hareket etmeyin. Çünkü o zaman gerçekten işler çok kontrol edilemeyebilir, sıkıntı olabilir. Mümkün olduğunca sevgili boğalar, evet, size cesaret veriyor şu anda Uranüs. Bu dolunay da cesaretinizi arttırabilir. Ancak mümkün olduğunca da sağduyulu olmaya çalışın. Daha sabırlı, daha rasyonel yaklaşmaya çalışın olaylara. Mesela uzun süredir memnun olmadığınız bir yerdeyseniz, rahatsız olduğunuz bir işteyseniz bu dolunayla birlikte artık ipleri koparabilirsiniz, ayrılabilirsiniz. Yer değişikliği yapabilirsiniz, taşınabilirsiniz, evden ayrılabilirsiniz, belki boşanabilirsiniz. Yani ilişkilerle de ilgili böyle bir işbirliğini bitirebilirsiniz örneğin, ya da hızlı bir kararla ilişkilerle ilgili böyle kararlar verebilirsiniz. Hayatınıza değişik şekillerde yansıyabilir. Biraz ailevi konulara, ebeveyn konularına da dikkat gerekiyor. Özellikle sağlık konularına tabii ki dikkat gerekiyor. Sizin ya da ailenizin, ebeveynlerinizin, eşinizin kronik sorunları olabilir ya da birdenbire aniden bir sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Kalp krizleri, tansiyon sorunları, nörolojik sorunlar, dolaşım sistemi problemleri, ani kazalar ve benzeri durumlar. Biraz böyle tiroid hormonları gibi, yani hormonal dengesizlikler ve bununla bağlantılı problemler dolunayda çok görünür hale gelebilir. Eğer gizliyse ve bilmiyorsanız bunlar ortaya çıkabilir. Süreçte böyle bir problem varsa ve ihmaller varsa belki onunla daha fazla yüzleşebilirsiniz. Dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor. Esnek davranmanız, anlayışlı davranmanız, inatlaşmadan her türlü ilişki dinamiğinde daha böyle biraz daha ılımlı olmanız sizin için rahatlatıcı olabilir. Tabii ki dolunaya yakın zamanlarda 15'i ile 25'i arasında huzursuz olmanız, çok gergin olmanız, stresli olmanız mümkün. Bu dürtüsel tavırları iyi yönetmeniz gereken bir dönemdesiniz sevgili boğalar.
Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Kova burcundaki dolunay sizin 9. evinizde meydana gelecek. Evet, yılın en güçlü ve sert dolunaylarından birisi. Lütfen bu videonun giriş bölümlerinde izleyiniz, çünkü genel bilgiler de önemli olacak. Kolektifi etkileyecek bir dolunay enerjisinden bahsediyoruz. Hava burçlarımız, ikizler burçlarımız aslında daha iyi tesirler alıyorlar. Kişisel doğum haritaları da destekliyorsa, bu dolunay sizin ufkunuzu genişletebileceğiniz, sınırlarınızı aşabileceğiniz, hayata biraz daha böyle vizyoner bakabileceğiniz bir süreç. Dolayısıyla eğitim konuları, akademik konular, üniversite çalışmalarınız, internet ve sosyal medya üzerindeki online işleriniz, teknoloji ve bilimsel alanlardaki çalışmalarınız, yurt dışı, uluslararası alanlardaki beklentileriniz, seyahatleriniz, yolculuklarınız, yani buralarda aslında bazı hedeflerinizi size ulaştırabileceği gibi sürpriz hızlı gelişmeler, hani bir anda ortaya çıkabilecek, bir anda hayatınızda etkili olabilecek durumlar da gündeme gelebilir. Örneğin hani hiç beklemediğiniz bir eğitimle ilgili bir durumun olması, işte hiç beklemediğiniz bir tayin, bir yurt dışı ile ilgili bir fırsatın karşınıza çıkması, hesapta olmayan bir seyahatin gündeme gelmesi gibi konular. Ancak lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Dolunay sabit burçlarımızı etkilediği kadar değişkenleri de etkiliyor. Çünkü Mars ve Jüpiter sizin burcunuzda. İşte Satürn'ün ve Venüs'ün sert açıları var. Dolunay'ın zaten Uranüs'yen bir etkisi var. Kendi içinde oldukça isyankar, böyle sert bir enerjisi söz konusu. Dolayısıyla biraz bazı şartlara dikkat etmek lazım. Her şeyden önce enerjinizi kontrol edin. Mars, Jüpiter sizi biraz aşırı cesur, aşırı inisiyatif alıp hani aşırı risk alabilecek pozisyona sokabilir. Düşünmeden hareket edebilirsiniz. Ya da birilerine düşünmeden bir şeyler söyleyebilir. Altından kalkabileceğiniz sözler de verebilirsiniz. Burada lütfen buna dikkat edin. İşle ilgili, kariyerle ilgili alanlarda bazı sıkıntılar olabilir. Burada özellikle işte kontrolsüzce sarf ettiğiniz sözler nedeniyle olabilir bunlar, ya da yanlış bilgilendirmeler ve benzeri konular olabilir. Tabii ki etik ahlak konularına dikkat edelim. Eğer bilinçli bir şekilde böyle olumsuz davranışlar içerisindeyseniz, bu dolunay sizi cezalandırabilir. Bakın, burada önemli bir etkiden bahsediyoruz. O yüzden hukuksal konular, yargı ile ilgili konularda sıkıntılar oluşabilir. Kazalara, trafik kazalarına falan da dikkat etmekte fayda var. Yolculuklarda özellikle. Kullandığınız araç gereçlerde bazen arızalar olabilir. Otomobilinizde, işte bilgisayarınızda, telefonunuzda ve benzeri bazı problemler çıkabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların, Kova ya da Aslan gibi 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Bununla birlikte ikizler burcu olarak, yani güneşiniz veya yükselen burcunuz 18 derece, 17 derecelere yakın mı? Eğer buralardaysa, evet, bu dolunay sizi aktif olarak etkileyebilir. Bireysel olarak daha fazla tesir alabilirsiniz. Biraz hani kardeş ilişkilerine, yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkileri, sizin ya da eşinizin akrabaları ve benzeri konulara dikkat edin. Burada da hani böyle çok fazla lafların olması, dedikoduların olması, biraz hani streslerin, karışık etkilerin olması mümkün görünüyor. Özellikle yakın ilişkiler, aile ve kardeşler gibi ilişkilerle ilgili alanlarda. Bunun tesirleri de biraz dolunay ve yakınlarında özellikle günlük hayatınızda çok önemli hale gelebilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Kova burcundaki dolunay 8. evinizde meydana gelecek. Genel olarak güçlü olduğu kadar sert bir dolunay. Kolektif alanlarda aslında baskıların artabileceği, kışkırtıcı enerjilerin olduğu bir dolunay. Sonuçta Kova dolunayı bu. Toplumsal bir burç Kova, isyankar bir burç. O yüzden bu videonun giriş bölümlerini, bilgilendirme bölümlerini de izlemenizi öneririm. Bireysel haritalarımızda tesir alabilmemiz için tabii ki gezegenlerimizle temas etmesi gerekiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların Kova, Aslan, Boğa, Akrep, 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Bunu özellikle 23-30 derece arası alabilirsiniz. En güçlü etkiyi bu dereceler özellikle alabilir. O zaman bireysel olarak da daha fazla tesir alabilirsiniz.
Para konularında endişelerinizin olabileceği, bazı dengesizliklerin olabileceği bir dönemdesiniz. Merkür'ün de geri hareket etmesi, düşünmeden bazı parasal kararlar verebileceğinizi, harcamalar yapabileceğinizi işaret ediyor. Dolayısıyla borç alacak konularına dikkat edin. Geçmişten gelen bazı borçlar varsa bunlarla yüzleşebilirsiniz. Bu tabii ki hisseli bir para, bir ödeme, bir sigorta, vergi konusu, bir miras, nafaka, tazminat gibi bir konu da olabilir. Böyle bir burs gibi bir beklentiniz varsa burada bir amacınıza ulaşmanız da mümkün. Yani herkes de olumsuz etki almayacak tabii ki. Olumlu gelişmeler de olabilir. Yani parasal bir amacınıza ulaşabilirsiniz. Elinize bir para geçebilir. Bu geçmişten gelen bir beklentiniz de olabilir. Sadece süreçte anlık kararlar vermemeye çalışın. Yani bir yatırım kararı, bir harcama, bir borç verme, kredi alma ve benzeri konularda bu dolunay aslında biraz dengeli olmamız gerektiğini işaret ediyor. Çünkü ani stresler olabilir, ani parasal ihtiyaçlarınız olabilir, parasal kayıplar söz konusu olabilir, yanlış kararlar olabilir ve benzeri. Sizin dışınızda gelişebilecek, işte daha kolektif alanda olabilecek ekonomiler, ekonomiyle ilgili ya da jeopolitik alanlarda olabilecek bazı tesirler veya işte bazı doğa olayları ve benzeri olabilecek konular, bunların hani bireysel yansımaları olabilir. Dolayısıyla tedbirli olmakta fayda var. Bu dolunay dönemlerinde özellikle sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, kova burcundaki dolunay tabii ki sizin için çok önemli etkiler taşıyor. En fazla tesiri alabilecek burçlardansınız. Aslında kolektifi etkileyebilecek yılın en güçlü, en sert dolunaylarından birisi bu. Bir süredir zaten işte gerek Uranüs'ün pozisyonu olsun, Algol dediğimiz yıldızın sert baskısı olsun, dünya üzerinde işte savaş enerjilerinin, güç ve otoritenin baskılarının, ekonomik sıkıntıların, karmaşaların arttığı bir süreçteyiz. İşte bu dolunay biraz daha bazı noktalarda doruk noktasına ulaştırabilir, yani bu olup bitenleri. Kontrollü zor durumlar ortaya çıkarabilir. O yüzden çılgın dolunay diyorum ben buna. Uranüs'ün o kontrolsüz enerjisi nedeniyle. Şimdi tam karşıt burcunuz olacağı için bireysel etkileri en fazla alabilecek burçlardansınız. Bireysel hayatlarınızı biraz da ilişki dinamiklerinize dikkat çekiyor aslında. Yani evliyseniz işte eşinizin, partnerinizin yaşamında olabilecek bazı hızlı gelişmeler ya da ilişkilerinizle ilgili olabilecek bazı hızlı dönüşümler, kararlar. Bu dolunayda gündemde olabilir. Merkür burcunuzda geriliyor. Dolayısıyla olaylara objektif bakamayabilirsiniz. Dürtüsel olmanız, sabırsız olmanız, biraz da egosal bakmanız, işte zaman zaman bencilce bakmanız, işte sabit davranışlar içerisinde olmanız mümkün. Bunlara dikkat edin. Esnek olmanız gerekiyor, anlayışlı olmanız gerekiyor. Dürtülerinizi kontrol etmeniz gerekiyor bu dolunayda. Eşinizle ilişkilerde, işbirliklerinizde, ortaklı işlerinizde ya da sosyal alanlarda, her türlü ilişki dinamiğinizde daha kontrollü ve sakin olmanızda fayda var. Tabii ki ilişkilerle ilgili vereceğiniz bazı kararlar kariyerinizi etkileyebilir. Bir işbirliğidir bu. Veya işte evlilik gibi bir konudur. Evlenebilirsiniz. Bu sizin statünüzü ve geleceğinizi etkileyen bir konu, kadersel bir konu. Ama süre gelen bir evlilik var ama bitmesi gerekiyor ya da artık bitirme cesaretini gösteriyorsunuz. Bitirebilirsiniz. Ayrılıklar olabilir. Bu da sizin statünüzü etkileyebilir. Toplumdaki durumunuzu etkileyebilir. İş yeri değişimleri olabilir. Görev değişimleri, bununla bağlantılı iş ve kariyerle bağlantılı taşınmalar, yer değişimleri ve benzeri konular. Hayatınızda böyle daha köklü dönüşümlerin ama biraz sizi zorlayacak, strese sokacak ya da istem dışı olabilecek baskılar nedeniyle hayatınızda kırılımlar, değişimler söz konusu olabilir. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Kalp problemleri, tansiyon sorunları, nörolojik problemler, tiroid gibi hormonal dengesizlikler sizde, eşinizde ya da aile büyüklerinde, ebeveynlerde daha fazla karşımıza çıkabilir bu dolunay ve yakın zamanlarda. Bu yüzden riski iyi yönetmek gerekiyor. Sağlık konularında mümkün olduğunca tedbirli olmak gerekiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa bunu 23 ile 30 derece arası alabilirsiniz. O zaman dolunayın üzerinizdeki bireysel etkileri biraz daha güçlü olabilir sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, kova burcundaki dolunay 6. evinizde meydana gelecek. Kendi içinde sert ve güçlü bir dolunay bu. Bireysel hayatlarımızda da tabii ki az veya çok yansıyabilir. Özellikle dünya üzerinde kolektif alanda toplumları etkileyecek, insan gruplarını etkileyecek,
önemli tesirlerle karşılaşabiliriz. O yüzden bu videonun aslında giriş bölümlerini, genel bilgilendirme bölümlerini de izlemenizi tavsiye ederim. Sabit burçlardaki önemli açılarla birlikte bu dolunayda değişken burçlarda da güçlü açı kalıpları var. Bu nedenle bu dolunayın sevgili başaklar sizi de biraz daha bireysel olarak etkilemesini, etkilenen grupta olmanızı bekleyebiliriz. Özellikle Venüs burcunuzda Satürn'le karşıt açıda olacak. İşte Jüpiter'le Mars'la kare açı içerisinde olacak. Dolunay tam 6. evinizde ki burası biraz zor bir evdir. Eğer sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa tabii ki bu alandan da, bu akstan da daha fazla tesir alabilirsiniz. Özellikle sağlığınıza bedensel olarak biraz dikkat etmenizde fayda var. Sağlık konularında hassas olabileceğiniz bir dönem. Yani sizinle ilgili de olabilir. Belki yani eşinizin sağlığı ve benzeri konularda olabilir. Burada gözden kaçılmış bir şeyler görünür hale gelebilir. Biraz sürprizlerin olabileceği bir dönem. Çünkü Uranüs de çok söz konusu bu dolunayda. Dengesizliklerin artabileceği bir dönem. Kronik bazı sorunlar varsa bu dolunayda alabileceğiniz etkiler nedeniyle bu sağlık sorunlarının baskısı artabilir. Belki de bu nedenle hayatınızda bazı değişiklikler yapacaksınız. İşte işinizi değiştirebilirsiniz ya da çalışma koşullarınızı değiştirebilirsiniz, beslenmenizi değiştirebilirsiniz. Doğru olmayan bir tedavi uyguluyorsanız belki tedavinizi değiştireceksiniz. Bu dolunay enerjileriyle beraber yani bir sağlık sorununuz var, bir tedavi uyguluyorsunuz ama belki yanlış bir tedavi. İşte bunu fark edip değiştirebilirsiniz. Biraz Venüs'ün etkisiyle imajınız, bedeniniz, güzelliğiniz, estetiğiniz bunlarla da ilgilisiniz. Aynı zamanda işte yaşadığınız yerler, mekanlar, günlük hayattaki alışkanlıklarınız, evcil hayvanlarınız falan, hani tüm bunlar aslında ilgi alanınızda olabilir. Onların sağlıkları da tabii ki biraz gündeminizde olabilir. Kendinizle ilgilenmeniz gereken bir dönem. Öyle estetik gibi alanlarda çok radikal uygulamalar yapmanızı tavsiye etmem. Hem Venüs'ün pozisyonu biraz zayıf, hem de Merkür şu anda retro pozisyonda, yönetici gezegeniniz. Dolayısıyla öyle hızlı kararlar vermemekte fayda var. Rutin işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Eksikleri tamamlayabilirsiniz bu dönemde. Yanlış giden bir şeylerin nedenlerini araştırabilirsiniz. Dolayısıyla biraz içe dönme, biraz kendinizi dinleme, biraz belki bir tatil yapma, bir dinlenme dönemindesiniz aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 17 derece ve yakınlarındaysa o değişken açı grubundan, Venüs'ten, Satürn'den, Mars'tan daha fazla etki alıyorsunuz. Sabit burçlarda, kova ya da aslanda 27 derece ve yakınlarında da diğer gezegenleriniz bulunuyorsa, evet, o zaman biraz daha sizin için bu dolunayın bireysel tesirlerinin hızlanabileceğini söyleyebilirim. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, kova burcundaki dolunay 5. evinizi aydınlatacak. Doğal olarak aslında kova sizin için iyi bir burç, arkadaş, dost bir burç ve 5'ten gelen bir dolunay etkisi keyifli, eğlenceli süreçleri işaret ediyor olabilir. Ancak bu dolunay biraz sert bir dolunay. Güçlü bir dolunay ve çılgın bir dolunay. Dolayısıyla Ağustos ayı oldukça hareketli. Hareketli olduğu kadar stresli de geçebilir. Ama bu genel bir etki tabii ki. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Belki de iyi etkiler alabilecek burçlardan birisiniz. Tesir alabilecek az kişilerden birisiniz. İyi tesir olarak diyorum. Genelde aslında zor enerjilerin, sert etkilerin daha fazla öne çıktığı bir dönemdeyiz. Bu videonun başlangıç bölümlerini, genel bilgilendirme bölümlerinde izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi tabii 5. evinizdeki dolunay, 11. evinizdeki güneş ve retro Mars biraz hani çocuklarla ilgili konularda hızlı durumlar ortaya çıkarabilir. Çocuklarınız veya onların işte ilişkileri, onların hayatları, eğitimleri ve benzeri konular. Biraz böyle kontrolsüz, sürpriz durumlar olabilir ama stres de barındırabilir kendi içerisinde. Bazı ani masraflarınız olabilir Uranüs etkisiyle. Bunlar çocuklarla bağlantılı da olabilir ya da kişisel girişimlerinizle ilgili olabilir. Borçlanmaya dikkat edin. Çünkü borçlanmak için çok doğru bir zaman değil. Yani sizden borç isteyenler olabilir ya da sizin bir kredi konunuz olabilir. Öyle hızlı karar verip hemen hareket etmeyin. Aynı zamanda işte borsa gibi konular, para kazanmak için yaptığınız girişimler, içinde spekülasyon olan, risk barındıran alanlarda da temkin gerektiriyor. Bu dolunayın jeopolitik etkileri, toplumsal alanlardaki tesirleri doğal olarak piyasalarda da hızlı yön değişimlerine yol açabileceği için bireysel kriz yönetmeniz biraz zorlaşabilir. Güvenli adım atmanızda, güvenli hareket etmenizde
anlık kararlar vermemenizde fayda var. Çünkü Merkür burada çok da doğru kararlar veremeyeceğimizi işaret ediyor biraz. Özellikle para konularında. Harcamalarınıza dikkat edin. Öyle ani alışverişler yapmak için doğru bir zaman değil. Tabii ki zorunlu harcamalar olabilir. Yani bir şeyler bozulabilir. İşte çocuklarla ilgili ani bir harcama çıkabilir veya işte sağlıkla ilgili bir konunuz gündeme gelebilir gibi gibi. Hani buralarda kontrol dışı durumlar olabilir. Mümkün olduğunca dengede kalmanızda fayda var. Yönetici gezegeniniz Venüs Başak Burcu'nda olacak. Venüs'ün de sert açıları var. Bu sizi biraz karamsar, biraz pasif, biraz içe dönük yapabilir bu dolunayda. Yani böyle bir neşeniz, özgüveniniz biraz zayıflayabilir. Sabırlı olmanız gerekiyor. Şartları zorlamamakta fayda var. İşte sanatla ilgilenebilirsiniz, yaratıcı çalışmalarla ilgilenebilirsiniz, dinlenebilirsiniz, biraz maneviyata yönelebilirsiniz. Bunlar çok dengeleyici olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar, aslan, kova, boğa ya da akrep, 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa, işte 23 ile 30 derece arası gibi, o zaman sizin için tesirler biraz daha artabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, evet, kova burcunda yine sabit burçları etkileyecek güçlü olduğu kadar kışkırtıcı, çılgın bir dolunay var. Çılgın dolunay, Uranüs etkili olduğu için beklenmeyeni bekleyebileceğimiz, stresleri yönetmekte zorlanabileceğimiz, elektrikli enerjinin yine çok güçlendiği bir dönem. Ve sizin dördüncü eviniz kova, daha özel yaşam, aile, ebeveynlerle, yuva ile ilgili konuları işaret ediyor. Dolunaylar bir tamamlanma, bir farkındalık, böyle bir belki dönüşüm dönemleri. Bu dolunay gerçekten hayatınızda hızlı dönüşümler getirebilir, baskılar da getirebilir. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek tabii ki. Olumlu tesirler de olabilir ama biraz dikkat edelim gerçekten. Uranüs'ün sert bir açısı var. Tam karşıdan alıyorsunuz. Bir yandan işte dolunay, bir yandan kariyer evinizde zorlayıcı koşullar olabilir. Üstlerle ilişkilere dikkat edin. Ebeveynlerinizle ilişkilerde özellikle onların sağlıkları, genel durumları olabilir. Belki işte böyle bir anne baba anlaşmazlığı ve benzeri konu olabilir. Buralarda bazı görünmeyen konuların görünür hale gelmesi, artık her şeyin biraz daha netleşmesi mümkün. O yüzden kopuşlar olabilir, ayrılıklar olabilir. Sağlık konuları biraz öne çıkabilir özellikle ebeveynlerinizle ilgili alanlarda. Bu dolunay kalp problemlerini, nörolojik sorunları, tansiyon problemlerini, krizleri çok öne çıkarabilecek ya da kazaları tetikleyebilecek bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yükselen burcunuz, güneşiniz 22 ile 30 derece arasındaysa dolunayın daha fazla hani etki alabilirsiniz. 27 derecede olacak dolunay. 27 dereceye ne kadar yakınsa etkisi o kadar artabilir. Sabit burçlar için özellikle söylüyorum bunu. Değişken burçlarda da tabii ki yönetmesi zor bir açı kalıbı var. Bu da biraz hani böyle keyifsizlik yaratabilir. Kısıtlanmalar yaratabilir her alanda. Parasal sıkıntıların, baskıların artması, kendimizi biraz daha böyle güvensiz hissetmemiz, işte elimizde olmayan şartlar nedeniyle tabii ki bu artan baskılar ama onları yönetmekte de biraz daha zorlanmalar olabilir. Çünkü Mars sizin yönetici gezegeniniz, Jüpiter'le birleşiyor ve 8. evinizde. Yani bu ne demek? Kontrolsüz bir şekilde oluşturabilecek ani durumlar, hızlı harcamalar da getirebilir burada. Parasal konularda da dengede kalmakta ya da böyle bir muhasebe yapmakta zorlanabilirsiniz bu süreç içerisinde. Tavsiyem sabit davranışlardan, aşırı hırslı tutumlardan uzak durun. Maddi manevi risk almamaya çalışın. Kendiniz için de, aileniz için de. Bu dönem biraz böyle akışta kalmamız, olup bitenleri gözlemlememiz, değiştiremeyeceğimiz durumlar varsa da kabullenişe geçip mümkün olduğunca aslında esnek davranarak değişikliklere uyum sağlamamız gereken bir dönem olduğunu söyleyebilirim sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, kova burcundaki dolunay 3. evinizi aydınlatacak. 3-9 aksında önemli tesirler olabilir. Çünkü dolunay biliyorsunuz böyle bir aydınlanma getiriyor, bir farkındalık getiriyor, bir şeyler netleşiyor ya da sonuçlar alıyoruz. Belki bir eğitiminiz bitecek.
diploma alacaksınız, bir belge alacaksınız, sertifika alacaksınız. Burada kardeşlerle ilgili, yakınlarla ilgili hareketlilikler artabilir. Sizin ya da eşinizin yakınları, ailesi. Yani dolayısıyla ziyaretlerin, görüşmelerin, haberleşmelerin arttığı bir dönem. Özellikle Mars'la Jüpiter de ikizler burcunda birleştiği için biraz hani eşinizle bağlantılı konular, eşle bağlantılı onun ailesi, yakınları veya birlikte yapacağınız faaliyetler bu dolunayda çok aktif görünüyor. Ancak dolunay kendi içinde biraz sert bir dolunay. Çılgın bir dolunay. Bu videonun lütfen giriş bölümlerini, genel bilgilendirme bölümlerini de izleyiniz. Kolektif alanda dünya üzerinde tansiyonun çok artabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle kitlesel olarak, yani insan gruplarını etkileyebilecek durumda her anlamda, psikolojik olarak, sosyolojik olarak, ekonomik olarak doruk noktasına ulaşabilir. Zaten çok huzurlu bir dönemde değiliz. Ama işte süreçte olan bazı problemler iyice artabilir. Bunun bireysel hayatlarımıza bazı yansımaları olabilir. Örneğin seyahatlerle ilgili bazı belki beklenmedik durumlarınız olabilir. Yurt dışı ile ilgili konular. Yani burada yani bir seyahatiniz var. Belki bir engel çıkabilir bir anda. Bir yasal süreç olabilir. Vize gibi, pasaport, işte vize olabilir, oturum izni olabilir ve benzeri. Yurt dışı işleriniz, özellikle internet üzerinde online işleriniz, medya, sosyal medya üzerindeki aktiviteler, hani iletişimde olabilecek sorunlar, belki dijital platformlarda olabilecek problemler, yine aynı şekilde siber saldırılar ve benzeri gibi konular da çok artabilir bu dolunayda. Ya da sizin kullandığınız araç gereçlerde oluşabilecek bazı sıkıntılar, arızalar günlük hayatınızda beklenmedik durumlar yaratabilir. Bu planlarınızda değişiklikler yaratabilir. Bu da stres yaratabilir tabii ki. Kazalara dikkat edin. Yakın çevre ilişkilerine dikkat edin. Bazen sizin ya da eşinizin bir yakını, bir komşunuz, bir arkadaşınız, bir kardeşiniz sizi şaşırtabilecek davranışlarda bulunabilir. Beklenmedik haberler alabilirsiniz. Ya da eşinizin böyle beklenmedik bazı konuşmaları, kararları söz konusu olabilir. Biraz gerçekten hem hareketli olduğu kadar tansiyonu yüksek bir dolunay. Satürn'ün size yay burcuna bir sert açısı var. Bu durum biraz genel itibariyle belki aileyle ilgili sorumluluklarınızı arttırıyor. Zaman zaman kendinizi bu anlamda kısıtlanmış, baskılanmış hissedebilirsiniz. Yani özgürlüğünüzü biraz kısıtlandığını hissedebilirsiniz. Eşinizin beklentileri çok olabilir. Ama bir yandan da sizin kişisel ailevi sorumluluklarınız olabilir. Bu ikilem içerisinde kalabilirsiniz gibi. Tabii ki aile sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yakın çevrede. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle kova ve aslan burçlarında 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Değişken burçlarda etki aldığı için Satürn'den ve Mars'tan şu anda güneşinizle yükselen burcunuzda 17 derece ve yakınlarındaysa o zaman hani dolunayın sizin için bireysel tesirleri biraz daha güçlenebilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, kova burcundaki dolunay ikinci evinizi aydınlatacak. Evet, sert bir dolunay. Bu nedenle bu videonun lütfen giriş bölümünü, başlangıç bölümünü izleyiniz. Genel bilgilendirmeler de çok önemli. Yılın belki de en zor dolunayı olduğunu söyleyebilirim. Kışkırtıcı bir dolunay, işte çılgın bir dolunay, Uranüs enerjisi söz konusu burada. Merkür'ün retrosu devam ediyor. Hem yanık hem retro bir Merkür var. Aynı zamanda da Uranüs'e açı yapıyor. Bu ne demek? Yani bu dolunayda hiç aklımızı kullanamıyoruz. Yani tamamen ben merkezci bir bakış açısıyla, düşüncesizce, hırsla, sinirli ve öfkeli, dürtüsel hareket edebileceğimiz bu dönem. Edebiliriz yani bu dönemde. Belki siz bunu parasal konularda yaşayabilirsiniz. Çünkü para evinizde olacak bu dolunay. Yani beklenmedik harcamalar ya da parayla ilgili böyle hızlı kararlar. İşte bunlar, hani çok kazanayım diye hareket edebilirsiniz. Çünkü Uranüs 5. eviniz, spekülasyon evinizde, şansınıza çok güvenmemeye çalışın. Daha tedbirli olmanızda fayda var. Çünkü ekonomiyi, piyasaları etkileyebilecek, hızlı yön değişimleri getirebilecek bir dolunay bu. Hani sizin de bireysel hayatlarınızda böyle ekonomik anlamda hızlı yön değişimleri olabilir. İlişkilerle de bağlantılı olabilir tabii ki bu. Eşinizin parasal kaynaklarında, gelirlerinde belki onun parayla ilgili vereceği kararlar, harcamalar olabilir. Belki çocuklarınızla bağlantılı böyle hızlı masraflarınız var, stresleriniz var. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. Mümkün olduğunca tabii ki sizin dışınızda gelişen koşullar varsa
sabit hareketler, inatçı tavırlar burada zorlayıcı olacaktı. Esnek olmak, kabullenişe geçmek ve farklı bir bakış açısı, farklı bir çözüm yolu aramaya çalışmakta fayda var. Aynı zamanda tabii ki biraz böyle kazalara, sakarlıklara dikkat etmek lazım. Çünkü 2-8 aksı bu anlamda da tesirli olabilir. Sağlık sorunlarının yine çok artabileceği bir dönem. Sabit burçlar, hani Satürn'ün de balık burcunda olması, Venüs de karşıt açıda olması sabit burç aksını da biraz etkiliyor. Bu da zihinsel anlamda, duygusal anlamda düşüncelerinizin daha karamsar olabileceğini, kendinizi biraz kısıtlanmış ve engellenmiş hissedebileceğinizi gösteriyor. Yani seyahatleriniz engellenebilir, parasal baskılar nedeniyle yapmak istediğiniz girişimleri yapamayabilirsiniz. Bir süre gecikmeler olabilir hayatınıza. O yüzden bu dolunayda lütfen şartları çok zorlamamaya çalışın. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle sabit burçlar, kova, aslan, akrep ya da boğa, 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunaydan bireysel etkileriniz daha fazla olabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, kova burcundaki dolunay sizin için yılın en önemli dönemini işaret ediyor. Tabii ki başrolde sizsiniz. Ama kova biliyorsunuz toplumsal bir burç. Tüm dünya için çok güçlü, önemli bir dolunay bu. Yılın belki de en güçlü, en sert dolunayı. Çok önemli açık kalıpları var, sabit yıldız etkileri var. Dolayısıyla biraz gerçekten dünya üzerinde önemli jeopolitik olaylar, doğa olayları, ekonomik gelişmeler, toplumsal olaylarla karşılaşabiliriz. Bu videonun başlangıç bölümünü genel bilgiler bölümünde izlemenizi tavsiye ederim. Sevgili kovalar. Evet, Uranüs'ün tam derece baskısının arttığı, Merkür retrosunun etkili olduğu, zorlayıcı bazı tesirler var bu dolunay enerjisinde. Dolayısıyla hayatınızda önemli bazı kırılımlar, değişimler, yön değişiklikleri yaşamanız gerekebilir. Tabii ki Uranüs aydınlatıcı bir gezegen. Yani farkındalık veren, uyanış gezegeni. Yani sizi bir noktada hayatınızda uyandırabilir. Yani bir herhangi bir ilişkinizle ilgili, belki kariyerle ilgili planlarınızda, hayata bakışınız, düşüncelerinizde ve inançlarınızda uyanışlar, önemli kırılımlar, önemli farkındalıklarla karşılaşabileceğiniz bir dönem. Bu dolunayın etkisiyle tabii ki iş değişimleri, ilişkilerle ilgili ciddi kararlar olabilir. Biraz belki yer değişimleri, taşınmalar ya da bir projede izlediğiniz yolu değiştirebilirsiniz. Eğer tıkanıklıklar hissediyorsanız hayatınızda bunların çözüm yollarını bulmanız İşte farklı bir bakış açısı olabilir, farklı bir uygulama olabilir. İşte bu gözden geçirmelerle bunları keşfedebilirsiniz. Özellikle bir ilişkide karşınızdaki kişinin anlayışsız, bencil, böyle egosantrik davranışları, biraz baskıcı tutumları olabilir. Böyle bir ilişki içerisindeki beklentilerinizi ve belki kendi tutumunuzu şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Uranüs etkisi içsel dönüşümler, içsel huzursuzluk hissedebilirsiniz özünde. Tabii bu hissettiğiniz huzursuzluk, kışkırtıcı enerji aslında hayatınızda yapmanız gereken kırılımları, değişimleri yapmak konusunda da sizi daha fazla cesaretlendirebilir. Satürn'ün ikinci evinizde olması parasal konularda şu dönemde daha karamsar, daha sıkıntılı hissetmenizi, kendinizi kısıtlanmış hissetmenizi neden olabilir. Belki bir adım atmak istiyorsunuz, hayatınızda bir yenilik yapmak istiyorsunuz ama parasal baskıların, kısıtlanmaların artması da söz konusu. Değiştiremeyeceğiniz konular varsa burada karamsar ve huzursuz düşünceler yerine bence olup bitenlere biraz da esnek bakmakta, farklı yollar araştırmakta, sorunun kökünü iyice çözüp onu dönüştürmeye çalışmakta fayda var. Kendinizi de çok hırpalamamanız gerekiyor. Aynı şekilde tabii ki her dolunayda olduğu gibi bedensel, ruhsal etki alabilirsiniz. Sinirli olmanız, öfkenizi kontrol etmeniz mümkün. İlişkilere dikkat edin. Çünkü ilişkilerde çok tartışmalar olabilir. Aynı şekilde tabii ki sağlığınız bedensel olarak daha hassas olabilir. Sinir sisteminize, nörolojik problemlere, özellikle ayaklar, ayak bilekleri, tansiyon sorunları, tiroid hormonları gibi hormonal dengesizlikler, tabii ki kalp problemleri, kalp krizleri, hani hayatınızda daha belirgin ortaya çıkabilir. Eşte de, ailede ya da belki sizde, hani buralarda sağlıkla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekiyor. İhmalkar olmamanız gerekiyor. Temkinli olmanız gerekiyor. Elektrik ve elektrikle alakalı kazalar çok olabilir.
bu dolunay ve yakınlarında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuz özellikle 27 derece ve yakınlarında mı? İşte bu 22 ile 30 derece alabilirsiniz. Ne kadar yani 27 dereceye yakınsa alabileceğiniz etkiler, tesirler o kadar güçlenebilir sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, evet kova burcundaki dolunay 12. evinizi aydınlatacak. Kendi içinde sert ve çılgın bir dolunay bu. Uranüs'ün yine çok önemli tesirleri var. Bununla birlikte tabii ki Satürn burcunuzda, Satürn'ün önemli açı kalıpları olduğu için değişken burçlarımız ve tabii ki siz balıklar yine bu dolunay enerjilerinden önemli baskılar hissedebilirsiniz, etkiler alabilirsiniz. Lütfen bu videonun giriş bölümünü de izleyiniz. Genel bilgilendirmeler de bence çok faydalı olabilir. Dolunayla birlikte tabii ki bilinçaltınızın hareketlendiğini, böyle kendinizi daha hassas, daha kırılgan, biraz içe kapanık hissettiğinizi hissedebilirsiniz. Yani bu size bir yalnızlaşma hissiyatı, böyle bir geri çekilme hissiyatı verebilir. Aslında şartları zorlamayın mümkün olduğunca. Çünkü Satürn zaten baskı veriyor. Kısıtlanabilirsiniz. Yani belki bir ilişki içerisinde yolunda gitmeyen bir ilişkiniz var. Bunun memnuniyetsizliklerini hissedebilirsiniz. Ya da bir ilişkiyle ilgili bir sorumluluk almanız gerekiyor. İşte aileyle eşiniz arasında bazı böyle ikilemler, çatışmalar hissedebilirsiniz. Bunun sizin üzerinizde, günlük hayatınızda yarattığı baskılar olabilir. Özellikle psikolojik anlamda daha fazla etkilenebileceğinizi söyleyebilirim. Huzursuzluklar, gerginlikler, uyku sorunları veya bilinçaltınıza attığınız duygu ve düşüncelerin ani patlamaları nedeniyle oluşabilecek böyle daha tepkisel, daha öfkeli çıkışlar olabilir ki bunun gerek aile gerek çevresel ilişkilerinize yansımaları olabilir. O yüzden sinir sisteminize dikkat edin. Mümkün olduğunca esnek olmakta, mümkün olduğunca böyle size iyi gelecek faaliyetlerde bulunmanızda fayda var. İşte sanatla ilgilenmek böyle bir şey, maneviyata yönelebilirsiniz. Biraz geri çekilmek, biraz dinlenmek, özellikle bu dolunay yakınlarında, ayın 15'i ile 25'i arasındaki dönemde. Hani mümkün olduğunca şartları zorlamadan şöyle bir sakin kalmaya çalışın. Kendinizle ilgilenin. Sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. İşte kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Eğer ihmal ettiğiniz böyle check-up'larınız, sağlık kontrolleriniz varsa onlara zaman ayırın. Biraz böyle yalnız başınıza yapacağınız işler vardır. Hani vakit ayıramamışsınızdır. Onlarla ilgilenebilirsiniz. Merkür retro olduğu için biraz geçmişle ilgili konulara sizi yöneltebilir. Eski hesaplar, gözden geçirilmesi gereken konular olabilir. İşte yaşadığınız mekanları da düzenleyebilirsiniz. Bir şeyleri ayıklayabilirsiniz. Atılması gerekenleri atabilirsiniz. Düzenlemeler yapabilirsiniz. Zararlı alışkanlıklarınız, bağımlılıklarınız da gözden geçirebilirsiniz. Belki sizin için doğru olmayan bir düşünce, doğru olmayan bir iştir bu. Ya da bir ilişkidir. Hani bunları gözden geçirip fark edebilirsiniz. Biraz böyle sadeleşmek için, hayatınızda sağaltımlar yapmak için, hayatınızı iyileştirmek, yaşam kalitenizi arttırmak için bırakılması gereken konular, kavramlar var hayatınızda. Onları fark edebileceğiniz, aslında böyle aydınlanmalar yaşayabileceğiniz bir dönem. Sezgilerinize dikkat edin. Çünkü sezgileriniz çok yol gösterici olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yükseleniniz, yükselen burcunuz ve güneşiniz 17 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan, Jüpiter'den, Satürn'den daha güçlü etkiler alıyorsunuz. Sabit burçlarda gezegenleriniz varsa tabii ki dolunayın katacağı etkiler biraz daha artabilir sevgili balıklar.